Yeni almış olduğum skuter'ı burada deneyeceğim. O zaman başlayalım. Arkada freni de var. Göstermiştim. Ayakta basılmalı fren. Tekerleği durdu. O zaman başlayalım. Dolaşalım. Usta, ehliyeti sen nereden aldın? Sen ehliyeti nereden aldın? Kasaptan mı? Bilmiyorum yani. Çukurlar var. Çok kötü. Peki tamam da ehliyet alırken çukurlara dikkat edin diye levhalar vardır. Değil mi? Evet. Burada levha olmadığı için çukurlar var. Evet, şöyle git bakalım ağaçlara. Tamam. Bir ağaçlara bir bakalım. Ama ilk önce sonra da bir de İngilizce ev yerleri var içinde. Hı-hı, tamam. Koyacağız. Evet. Önce güneş falan. Tamam. Evet, çıktı. Dallar arasında. Seni vuracağım. Şş, şş, şş. Beren, kiraz ağacı olsaydı da yeseydik onu, değil mi? Evet. Sen hiç İnal amcana kolay gelsin dedin mi? Hayır. Demedim. Git yanına. Bizim göçmenler de sonradan selam verilir. Ana, yok olmuş. Nereye saklandı acaba bu? Ah, evet yakalandın. Arı geldi, ben kaçayım bari. Arılar. Evet, biraz dinlenin İngilizce bakalım. Bakalım neler İngilizce yapacaksınız. Evet, bakalım neler yapacağız. Biz İngilizce'de house, yani home, yani Türkçe'de İngilizceyi öğreniyoruz. Hmm. Yani evi. Evin içindekileri bakıyoruz. Şu an şekillere geçtik ama olsun. Yine bir tekrar yapmak istedim. Akşam bunları siyah fon kartonuna yapıştırdım. Evet. Şimdi yapalım ama ilk önce bunları bir tutacağız. Sen bana ver okuduklarını. Tamam. Chair, sandalye. Bekle. Chair, sandalye. Bakalım. Sıp, sabun. Sıp, sabun. Carpet, halı. Carpet, halı. Bedroom, yatak odası. Bedroom, yatak odası. Bookcase, kitaplık.
Bookcase, kitaplık. Bed, yatak. Bed, yatak. Bunu pek okuyamıyorum ama bedroom. Aynen, bedroom. Ne demek? Banyo. Banyo, bedroom. Şunu da pek okuyamıyorum. Bakalım. Curtain. Bekleyelim. Curtain, perde. Wardrobe. Gardrobe. Wardrobe. Gardrobe. Sanki bizim Türkçe'ye benziyor. Wardrobe, gardrobe. Bir de garaj var. O da garaj. Aynen. Garaj. Ama garaj yok mu? Sofa. Kanepe. Sofa. Kanepe. Aslında eski dilde sofa kanepelere diyorlar. Evet. Çok eski dilde. Bu benim var. Arada oynuyorum. Bakalım. Playroom. Oyun odası. Evet. Playroom. Oyun odası. Table, masa. Table, masa. Şu an oturduğumuz masa gibi mesela. Evet. Evet. Mesela bir de alabilir miyim table'ı? En aşağıda. Table mesela sonu T koysaymışız tablet olurmuş. Ha, çok değil mi? Benziyor. Evet, benziyor. Kitchen, bakayım. Mutfak. Kitchen, mutfak. Armchair, koltuk. Arm. Care. And koltuk. Shampoo. 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 Televizyon. Televizyon. Dünyada zaten televizyon hep aynı gibi. Televizyon, televizyon. Yani bir yere gittiğin zaman yabancı ülkede televizyon istiyorum dediğin zaman sana mutlaka televizyonu gösterirler. Evet. Son olarak da tuvalet. Tuvalet. Zaten aynı bak o da aynı tuvalet. Sadece iyi var. Evet, tuvalet. Evet. Şöyle alalım. Alalım. Onları koyalım. Bunları siz de evde yapıp evet. Araş yapabilirsiniz. Hı. Evet. Hemen iplerimi koyayım. Allah! Bizim sepet. Sen bırak o sepeti. Sepeti alın. Tamam, ama koy. Yalnız bunu sen istersen cebine koy. Bir koyalım. Koy oraya. Cebine koy. Hı. Al bakalım sepet cebine kalsın. Koy. Evet, gezme vakti. Ama onu sepetin içine koyuyordun. Bu kalsın bunu çıkaralım. Buna zaten evet, çıkar gerek onu. Yok. Babam hı-hı. Sadece çıkar. Yapıyordu. Bir de şurası var. Şunu bir daha sıkmayın. Tamir ediyoruz. Evet. Scooter. Bak o da aynı okunuyor. Türkçe'de scooter. Mesela scooter. Mesela ben scooter yazılışını bilmiyordum ama internet yazınca öğrendim. Hı. Ver onu da bana bakalım. Bakalım. Hadi bakalım. İyi gezmeler. Umarım kirlenmez diye düşünüyorum ve yapıyorum. Bomboş. Evet. Şimdi birazcık koştur. Sıkıntı. Evet koştur biraz. Koştur yoruldum. Sağ olasın. Birazcık kolay gelsin Fatih. Yorulalım değil mi? Evet yorul hadi. Gel bakalım. Arı kovalıyor beni. Bak Survivor gibi böyle ağaçların etrafında S yap böyle. Tamam. S yap. Veri dön S. Hı hı. Evet. Ağaçta bir kuş var ama bizim kuş konuşuyor. Evet yani papağan diyebiliriz ona. Papağan Beren. Bak oldu yakıştı. Papağan Beren. Bir de limon ağacına çıksaydım güzel olur. Oo çok zor. Kapı kapanıyor. Kapı kapan. Rüzgarla birlikte gidiyor. Evet. Evet.
düşüncelerinizi bakalım, bir söyleşi yapalım. Nasıl gidiyor? Ben şu an ağaç papağanıyım. Evet. Biliyor musunuz arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Benim bu İzmirli Beren nedense kendi videolarını seyretmiyor. Yani evet, sabahleyin de onu evet, gidiyor, başkalarının videolarını seyrediyor. Bizim videolarımızı seyretmiyor. Ben de şaşırıyorum. Yani diyorum ki kendi videonu seyret ama gidiyorlar başka Ama yani videoları. seyrediyorum hem de beğeniyorum. Beğeniyorsun, evet. Çok güzel video çekiyorsun. Genelde öyle. Ve telefonun arkasında da canım babam diye bir yazı yapmıştım. Evet, yazmışım canım. Başka ne diyeceksin? Ne diyelim Ne mesela? diyecek? Ne diyebilirsin mesela? Ay, sıkıştım burada ama. Mesela başka ne diyelim? Doğa ve evrenle konuşalım mı sizce? Hayat nasıl gidiyor? Evet, onun gibi. Hayat nasıl gidiyor? Yani bu virüs olması güzel olacak. Evet. Hatta arkadaşlar, sırrımız olsun da mesela yaz gelince bir sürü yerlere gideceğiz. Tabii. Mesela nerelere? Hangi köye gideceğiz? Bizim köyümüz. Sparta. Sparta'ya gideceğiz. Oh, çiçekler yiyeceğiz. Sonra. Şube yapacağız kendimize. Evet, sokakta oynayacağız. Evet. Kirazları toplayacağız. Bol bol kiraz videoları çekeceğiz. Evet. Oh, süper. Mesela scooter'ı da götürürüm orada. Benim bir tane Osman diye bir kuzenim var. Evet. Kuzenim diyeyim, kardeşim diyeyim. Onunla birlikte bineriz. Esma ben, değil mi? Evet, paylaşmayı seven bir insanım. Mesela, gezeceğiz oraları. Evet, mesela bir tane ne diyeyim, elma yerken evet. Herkese soruyorum, ister misiniz, ister misiniz diye. Evet. İsterlerse elmayı bölüp yarısını ayırıyorum, ona veriyorum. Ben de kendi yarımı. Ama o da güzel bir şey. Bu arada şey. Yeşil elmayı çok seviyorum. Ha, yeşil elmayı değil mi? Değil mi? Yeşil elma. Mucize Doktor'da Ezo'daki gibiyim. Evet, çok güzel. Ezo da çok güzel seviyor. Güzel. Ben burada tek ayakta durabilirim yani. Evet. Çok güzel değil mi? Aa, anne. Anne. Evet. Anne. Annesi. Bir gel. Otlarla şey yapılmaz mı? Gözleme, gözleme. Scooter'la gideceğim, gideceğim. Niye? Niye ot Allah Allah. Niye olmaz? Tatlı koyarsın olmaz mı? Ya Ünal sen de benden yana çıksana ya. Olur da olur. Çok güzel. Kedilere bak. Hadi let's go diyor. Sizi bir yere götürüyorum. Hadi let's go. Usta, nereden aldın ehliyeti? Yok be, sen de bak. Evet. Bir de, kedi. Kedi mi? Hadi. Kedi. Kedi, evet, git bak bakalım. Figen Hanım, yemek hazır oldu, babaya ver. Tamam. Seni yakalamak muhteşem. Evet, bizim kız kedi peşinde. Bizim kız kedi peşinde. Meow. Vallahi kamera bile yakalayamıyor seni. Kamera bile yakalayamıyor. Wow.
Hoş geldin ya yüreğime, hoş gelme el alemde, gelsen gelsen hadi. Arkadaşlar şey evet. Yapalım mı? Ne yapalım? Oturalım, konuşalım. Oturalım. Mesela ben küçükken okulda böyle elimizde böyle sepetler vardı. Evet. Anaokulunda öğretmenimiz hep söyler, dağda bulduğunuz her şeyi alın getirin dedi, inceleyeceğiz demişti. Gerçekten mi? Ben de neler getirdim, bir tane yerde limon gördüm. Ben motorun öyle koymuştum limon, senin evet. O limon, o limon sana ait. Evet ama o zamanlar virüs yoktu. Evet, virüs yoktu virüs. Ah o virüs. Ben yerden kozalak topladım, sonra limon kabuğu, yani limon topladım, limon yaprağı topladım. Sonra antika bir tane taş buldum. Çok güzel. Antika. Oo evet. Süper. Onları buldum ben de. İsterseniz onu da yapalım. Sepetim burada kalsın. Ben sepetimi yine almak istiyorum. Ama bunu nereye bağlayalım? Bunu şuraya koyabiliriz. Ama sıkıtırız güzel ama. Evet, prensesli Barbie'yi çok seviyorum. Evet, zaten senin lakabın Prenses Beren. İzmirli Beren, Prenses Beren. Şimdi ben birazcık maceradan macera atlamayı çok seviyorum. Sen limonunu git al oradan ye. Tamam. Limonun hayır. Siz burada bekleyin, biz bekliyoruz. Burada dolaşın, ben de giriyorum. Evet, biz çekelim biraz ağaçları. Evet. Ekşiymiş. Evet ben yedim yarısını. Sayısını sana bıraktım. Güzel değil mi? Limon. Olsun, limon iyidir, sağlıklıdır. Umarım kan şekerimiz düşmez. Evet, kan şekerini de biliyorsun. Ya sen de kan şekeri ne arar kızım ya. Sen bir gel bizim yaşlara, o zaman kan şekerini bileceksin. Ünal amcana söyle. Bak şimdi Ünal amcana söyle. Ünal amca kaç gün var emekliliğine de bak. Evet kaç gün var? Ünal amcası kaç gün var Ünal? 3 sene 8 ay var. 3 bak. Sene 8 ay. Şu an Ünal amcanın emekliliğine 3 sene 8 ay. Babamı? Ben verdim emeklilik şeyin dilekçeyi. Yani ama emekli değilsin ki, çalışıyorum. Değilim daha. Olacağız. Bir gün olacağız. Elbet bir gün olacağız. Cayız. Bir de arkadaşlar. Sen ne zaman emekli olacaksın? De ki 30 sene sonra. Yo 38 yaşında, 39 yaşında olamam ki emekli. O zaman olmaz. Oo, 50. Hakikaten ne 50'si? 40. 68 yaş. Yani 60 sene sonra emeklisin, inanmıyorum. Yani hesaplayalım. Şimdi sen 60 sene sonra emeklisin. Şu an 8 yaşındasın. Hayır 9 yaşına gireceğim. Olsun boş ver, sen 8'den hesapla. Çeyreğim yani. 60 yaş. 2021 60 ekle. 2081 senesinde emeklisin. Oo! Zeki Müren de görecek mi? Zeki Müren de görecek mi? Bakıyorum. Ünal, 2081 senesinde emekli olacak. Zaten 3020 senesinde dünyanın sonu geliyormuş. Evet, yok canım, dünyanın sonu gelmez canım. Neden? Ya göre çok. Yani şu an gerçekten Beren'in emekliliğini biz görmeyeceğiz. Şu gerçek. Şu gerçek ki senin emekli maaşını biz yiyemeyeceğiz. Abo. Bir de anneannemi düşündüm, ben onunla bakacaktım. Abo. Bak anneannen görür. Evet. Sen bak anneanneni gördüğünde, anneanne ben emekli olunca sen kaç yaşında olacaksın de, tamam mı? Bak iyi laf, tamam mı? Ben emekli olduğumda anneannem kaç yaşında olacak onu söyle anneannene, tamam mı? Hesaplasın. 123 yaşında olacak. Kafadan hesapladım. 123 yaşında olacak. Ama sen söyle gene, tamam mı? Bak. Ama anne... yani ablalarım görebilir. Ha ablaların bakayım 60 sene sonra
Ortancası 65'te 22 yaşında, 82 yaşında olacak. Yani görür Allah. 82 Beril ablam? Beril ablam da görür. Ya ikisi görür gibi. Yani ablan 82 yaşında olacak belki. Dedem? Ha görebilir ama. Dedem de görebilir. Ya dedenin var. Deden de görür. 68 yaşında. 128 yaşında olacak deden. Abo. Ama deden emekli. Sen öyle söyle, anneanneni yakaladın mı? Anneanne de kaç yaşında? Hadi annen de mesela, annen de 124 yaşında olacak annen. Yok. Oo. Yok. 104 20... yaşında olacak. 104. Oo. Dedemle anneannemin arasında 5 yaş var. Annen. Ha, annen 104 yaşında olacak o zaman. Oo, abo. Baba, ben seni Zeki Müren görecek ama. Hani bu gidişle kimse göremeyecek. Bu bayağı oldu, 21 dakika oldu. Daha 9 dakika çektikten sonra 30 dakikamızı. Ama gerçekten anneanneni sen yakaladığın zaman. Belli. Anneanne de. Bu sen, öğlen yemeğinde diyeceğim. Kaç yaşında olacaksın anneanne de? Bahçemiz güzel değil mi? En azından dışarıda gezmektense. Yani bahçede olmasaydı ne ayva yiyecektik ama. Sokakta çekmişsin değil mi? Hayır, mesela şu apartman dairelerinde oturanların mesela. Nerede hiç? Balkona çıksın ayrı bir de. İşte bütün gün evde oturacaklar mesela bak. Hikmet abinin de evi güzel. Mesela o da bahçesi var. O da bahçeleri, hani bahçe olması güzel bir şey. Evet, ben biraz daha yersem şimdi bayılırım olmaz. Evet. Koy dinle. Çok ekşi. Evet. Ver bakayım onu bana. Al bakalım. Hmm. Şimdi ben birazcık antika. Yok, antika değildi o. Heh. Macera oynamak istiyorum. O ne demek? Macera etraftan bulduğum bir şeyleri alıyorum. Ben birazcık bir keşfe çıkmak istiyorum. Sepetimi de alacağım. Siz beni izleyin bakalım. İzliyoruz. İlk önce ben buradan yazmak istedim. Kokuyor mu? Güzel kokuyor. Bakayım. Limon ağacının bakayım. Bis büyük. Oo, aynı limon gibi kokuyor ama. Gerçekten. Yani onun suyunu sıksa kolonya, içine kolonya karıştı, kolonya böyle limon kokar. Biz öyle yapıyorduk eskiden, biliyor musun? Bahçeden toplardık şeyleri, otları, onlar yemyeşil olurdu kolonya. Ama annemiz de kızardı bize. O da bu kolonya sarıyken yeşil oldu diyordu. Annem fırça atardı bana. Maalesef. Ne topladın? Küçük bir çiçek. Arkadaşlar siz burada bekleyin, ben geliyorum ya da şu sepeti alıp geliyorum. Beni çekmeyin. Papatya mı? Yok da papatya yok, papatya yok. Olsa Beren orada şey var bak. Soğanlar var. Dikkat et. Bakalım. Bir göreyim. Sümbüle benziyor. Güzelmiş. Orkideye de benziyor. Yok değil, orkide çıkmaz buradan. Aa bak buldum ya. Ha ya. Anahtar buldum. Şeyin anahtarı dur. Kapının anahtarı. Şeyin anahtarı bilmiyorum. Bak kozalak buldum. Başka taş. Taşlardan taş, da var. Taş. Şey de var mesela bak, şey taş da, kaygan taşlar da var orada. Salyangoz geldi. Ama sadece kabuğu nerede? Var, kendisi yok. Nerede salyangoz? Bakın neredeydi o? Dur. Neredeydi o? Bak kırmızı. Şurada. Kırmızı uğur böceği değil ama bu böceği. Yok değil. Başka bir böcek. Hiç sevmem bu böceği. Bambu kardeş. Bambu. Seni şimdi sökemem, o yüzden seni es geçiyorum. Açır bir çiçek, bu anlamadım. Evet, aslında taş da toplayabiliriz. Ne abi, kedimiz var. Aha, karşıda kaçak kedi buldum. Taşlar var ve üstüne karınca geziyor. Burada var mı?
Burada küçük balıklar. Ama güzel. Bak. Ağaçlar şey açıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle taş buldum. Çok anlamsız bir şey. Evet, anlamsız bir taş. Sadece elimiz kirleniyor. Ay çok güzel, değil mi? Bakar mısın? Bak, açacak bunlar hepsi. Arkadaşlar, gelin gelin. İsterseniz siz onunla geçebilirsiniz. Buradan geçelim. Kuşluyu buldum. Bakın, kuşluyu. Çok güzel. Ağacı da sökebiliyorum. Evet, bu senin sevdiğin ağaç. Bu sevdiğin ağaç senin. Evet. Şimdi içinde de girer bu. Ne var burada? Gelin bakın, çok bir sürü kırmızı böcekler var burada. Neden ki acaba? Kırmızı böcekler. Demek ki burayı çok seviyorlar. Galiba benim gibi. Uyuyorlar. Kış uykusunda yatmışlar. Kaç dakika oldu son? Evet, 4 dakikamız kaldı. Arkadaşlar, şu yapraktan koparmak istiyorum. Hadi da koparma, ağlamasınlar. Ya da şunu koparacağım, zeytin. Bir tane koy. Ha, zeytin de koyabilirsin içine. Aa, evet. Zeytin koparabilirim. Hadi gidelim zeytine. Let's go. Yes. Tabii ki. Bu arada bundan alacaksınız, yani çok yük taşımayın yoksa pat yere düşer. Onu yapıştıracağız adamı. Ortada bir tane vardı, bakın bu koptu. 3 tane vardı. Oraya buraya çaponla yapıştıracağız, çaponla. Sadece yaprak koyabilirsiniz içine. Çok ağır madde koyarsınız zaten. Evet, ağır madde olmaz. Ömrü gider. Ömrü gider. Benim de bir tane esos sandalyem vardı arkadaşlar. Oturduğum anda yere çöktü. Evet, zeytin nerede? Bir tane de zeytin al. Zeytin buldum. Bakayım, yakından göster bakalım. Bunlar çok güzel. Bunlar mesela içtenlik ver bakalım. İçtendikten sonra görüyorsunuz kıpkırmızı. Antik bir kilit buldum. O şey kapatmak buranı için. Evet. İstersen mahallemize doğru gidelim mi? Evet, son bir dakikamız kaldı. Evet, kapanışı ne aldı yapalım? Ağacımızın o. Evet, ağacımızın o da yapalım gene. Evet, ağaca bin. Orada kapanışı yapalım. Sonra ikini gösterip kapatalım. Tamam. Evet, ağacımızı çıkarıp. O sepeti koyabilirsin koltuğa. Şey koyabilir, sepeti koyabilirsin oturduğumuz yere. Koy orada. Kapanışı ağacımızdan yapalım. Hadi bakalım. Evet, güzel bir kapanış yapalım. Evet. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ve başka bir zamanda görüşmek üzere, değil mi? Ve bir de maskenizi çıkıp dışarı çıkabilirsiniz. Biz de öyle yapıyoruz. Herkese sağlıklı günler, çünkü korona yakalanmamak için, evet. Korona yakalanmamak için mutlaka maske, ama şu an biz dışarı çıkmadığımız için, bahçede olduğumuz için
Evet, maske takmadık çünkü sokağımızdayız yabancı yani. Gene sokağımızda, bahçemiz olduğumuzdan dolayı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzmirli Erol ve İzmirli Beren adına herkese sonsuz teşekkürler. Sağlıklı günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla.